Merhaba arkadaşlar, ben Kürşat. Bugün sizlere Kuzey Kore ile ilgili inanamayacağınız bilgiler öğreteceğim. Hiçbir şekilde hiçbirimiz bu kurallar, bu yasalar altında yaşayamayız. Kuzey Kore'nin gerçekten de kendilerine özgü çok büyük ve çok katı bir yasaları var. Çok büyük kuralları var. Şimdi hep beraber bu kurallardan bahsedeceğiz. Dediğim gibi çekilişe katılmak için Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çekilişi sadece Instagram'dan yapacağım. Bakın bu sefer hızlı söyledim. Ve henüz kanalıma abone olmadıysanız da kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Umarım videoyu beğenen herkes yolda 50 lira bulur. Bugün bana bir arkadaşım yolda 50 lira bulduğunu söyledi. Çok kıskandım be. Şimdi benim Kuzey Kore'de yaşayamayacağımı belirten ilk kural: saç kesimi. 2013'te Kuzey Kore'nin başkanı, yani bunun daha değişik bir şey de olabilir, diktatörü diyeceğiz, diktatörü Kim Jong sadece belirli saçların olabileceğine karar verdi. Toplamda 28 tane saç modeli var. Erkekler için belli 10 tane saç modeli ve kadınlar için belli 18 tane saç modeli var. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Kim Jong'un saçına bir bakın. Kim Jong'un saçı yasaklı saçlar listesinde de var. Ama kendi koyduğu kurala kendi bile uymuyor. Yani kendi koyduğu kurala karşı gelip yasayı çiğniyor. Bu da çok güzel bir kafa abi. Gerçekten düşünsene, diktatörsün, diyorsun ki saçını böyle kestiremezsin. Ama sonra gidiyorsun, sen o saçtasın. Oğlum bu ne vahşet ya. Şimdi örnek verelim, Türkiye'de yaşıyorsunuz. Bir şehirden başka bir şehre taşınmak istiyorsunuz değil mi? Mesela Antalya'dan Ankara'ya. Bunun için yapmanız gereken tek şey eşyalarınızı toplamak, taşınacağınız yerde bir ev bulmak ve sonra otobüse veya uçağa atlayıp oraya gitmek. Ama Kuzey Kore'de bu o kadar da kolay değil. Eğer bir yere taşınmak istiyorsanız, özellikle de başkente, devletten ilk önce izin almanız gerek. Yani başkente taşınmak için devletten bir başvuru formu gibi bir şey alıyorsunuz ve bu başvuru formundan geçebilirseniz, onaylanırsa başkente taşınabilirsiniz. Ama onaylanmazsa başkente taşınamazsınız. Başkent sadece en başarılı ve en itaatkar insanları kabul ediyor. Bu özelliklere sahip değilseniz ve başkente taşınmak istiyorsanız istemeyin. Çünkü taşınamazsınız. Herkes oy kullanmak zorunda. Kuzey Kore'de herkesin oy kullanma zorunluluğu vardır. Ama en komik olan şey de kimse Kim Jong'a veya Kim Jong'un ailesine karşı gelemiyor. Çünkü insanlar korkuyordu. Yani Kim Jong'un babası ve dedesi gibi kendinden önceki diktatörlerin önüne kimse geçemedi. Yani yapılan oylarda şu ana kadar birkaç kişi bunlara baş kaldırdı ama yenildiler. Ülke bu insanları istemiyor ama bu insanlar hala kazanıyor oylamada bile. Nasıl oluyor acaba? Hani Kuzey Kore, Kore'nin demokratik olan tarafı olarak bilinse bile bildiğiniz diktatör bir ülkedir. Başka hiçbir şey değil. Evde sıkıldınız değil mi? Televizyonu izlemek istiyorsunuz. Televizyonu açtığınız zaman karşınıza mesela ne geliyor? ATV geliyor, Show TV geliyor, yok Kanal D geliyor, yok şu geliyor, yok bu geliyor. Gidiyorsunuz şu diziyi izleyeyim diyorsunuz, bu diziyi izleyeyim diyorsunuz. Netflix'e bağlanıyorsunuz, diyorsunuz biraz Walking Dead izleyeyim, yok biraz Arrow izleyeyim, yok şunu izleyeyim, yok bunu izleyeyim. Kuzey Kore'de bunu yapamazsınız. Kuzey Kore'de dünyadan da haberdar olamazsınız. Mesela Trump'ın başkan olduğunu öğrenemezsiniz. Haram Bin'in öldürüldüğünü öğrenemezsiniz. Veya Kürşat TV'den haberdar olamazsınız. Sadece izleyebileceğiniz 3 tane kanal var arkadaşlar ve bu kanallarda sadece propagandalar var. Yani televizyon izlemek isteseniz bile 3 kanaldan 3'ünde de propagandadan başka hiçbir şey izleyemeyeceksiniz ki zaten herkesin evinde televizyon yok Kuzey Kore'de. Hani internetten bahsetmiyorum bile. Konusunu bile açmıyorum internetin. Düşünsenize, Kürşat TV izleyemediniz bir hayatı. Nasıl hayatta kalırdınız ki? Tabii ki de sadece şaka yapıyorum. Kutsal kitap İncil. Hristiyanların kutsal kitabı olan İncil'i arkadaşlar Kuzey Kore'de yanınızda, evinizde veya ülkede bulunduramazsınız. Çünkü Kuzey Kore'de bu yasaklanmış bir kitaptır. Kuzey Kore'de Batı'nın, hani Amerika'nın, yok şunun yok bunun, bunların akımının bir sembolü olarak görüldüğü için İncil kullanımı ve sahip olunması, insanlar tarafından görülmesi bile yasak. Kuzey Kore'de tek tanrı, inanmaya hakkınız olan tek tanrı devletin ta kendisidir. Ailenizi, arkadaşlarınızı, sevdiğiniz insanları katleden devlet. Hani Kim Jong insanlara hava durumunu aklıyla kullanabildiğine inandırmıştır. İnsanlar Kim Jong'un tanrı olduğunu bile düşünüyor orada. Eğer İncil'le yakalanırsanız, ömür boyu hapis cezası alırsanız çok mutlu olun. Çünkü diğer seçim direkt ölüm. Kadın askerler çok kaba olmalıdır. Hani bunların eğitimiyle, ellerine verilen matkapla saatlerce hiç durmadan tahta ve evi bitirene kadar yapma zorunlulukları bile var. Sonuçları ne kadar iç yakıcı olsa bile bunları yapmak zorundalar. Asker yürüyüşleri kadınlarda tamamıyla hepsi aynı şekilde hareket etmeli, aynı şekilde durmalı ve aynı pozisyonda yürümelilerdir. Bunun gerçekleşmesi için vücudu dik tutan ve canını çok yakan ipler var insanların. Boyunlarını bu iple sabitliyorlar. Ayrıyetten tüm kadınların da aynı şekilde mini etek giyme zorunluluğu vardır. Ve saç kesimleri kesinlikle birbiriyle aynı olmalıdır. Yani farklı bir saç kesimine sahip olma hakkına sahip değiller. İngilizce cümleler öğrettikleri okullar var bu kadınlara ve o okullarda insanların, bu kadınların beyinlerini
yerlerini yıkıyorlar. Onlara "We are killing Americans" lafını öğretiyorlar. Yani Amerikalıları öldürüyoruz. Araba sürmek için mesela burada ehliyet alıp sonra da arabanızı alıp sürebilirsiniz değil mi? Ama Kuzey Kore'de araba sahibi olamazsınız. Kuzey Kore'de sadece devlet yetkilileri araba sahibi olabiliyor. Ve bunun dışında sadece 1000 kişiden 10 tanesine araba alma hakkı tanınıyor. Uluslararası arama yapamazsınız. Eğer uluslararası bir arama yapılırsanız, bu sabtedilirse anında öldürülürsünüz. 2007'de bir adam uluslararası bir çağrı yaptığı için devlet tarafından öldürülmüştü. Bu aramayı stadyumun içinde yaptı. Ve bu aramayı yaptığını fark eden insanlar paniğe kapıldı. Ve çok büyük bir izdiham çıktı. Bu izdiham yüzünden 6 kişi hayatını kaybetti. Ve devlet bunun sorumluluğunu hiçbir şekilde kendi üstüne almadı. Yasalara karşıt düşünce sahibi olamazsınız. Hani düşünelim, burada bir tane yasa var ve bu yasayı beğenmiyorsunuz. Bunun karşısında bir grev yapabilirsiniz. Bunun karşısında bir oylama başlatabilirsiniz. İmza kampanyası başlatabilirsiniz. Ama Kuzey Kore'de koyulan yasalardan başka hiçbir yasalara karşı gelemezsiniz. Kim Jong-un koyduğu yasaları beğenmiyorsanız ve bunlara karşıt bir düşünceniz varsa, benim söylediklerim dahil eğitim kampına yollanıyorsunuz. Ve oraya gittiğiniz zaman da beyninizi yıkıyorlar. Size işkence ediyorlar. Ölümüne işkence ediyorlar ve tehditler yağdırıyorlar. Ve eğer akıllandığınızı anlarlarsa, buna inanırlarsa sizi dışarı salıyorlar ve diğer insanlar gibi robot bir hayat yaşamaya devam ediyorsunuz. Ülkeyi terk etmeyi kesinlikle deneyemezsiniz. Ülkeyi terk etmeye cesaret ederseniz ve ülkeden kaçmaya çalışırsanız, yaşadığınız hayat boyunca, mesela 20 yaşındasınız bunu yapıyorsunuz, 20 yıl boyunca hapis cezası yersiniz ve hapiste diğer insanlardan çok daha fazla bir işkenceye maruz kalırsınız. Ayrıyeten ülkeye turist olarak giderseniz ve size verilen rehberin yanından ayrılırsanız, gruptan ayrıldığınız gibi işkenceye maruz bırakılırsınız. Bir turist olarak Kuzey Kore'de hiçbir şekilde bir hakkınız veya bir özgürlüğünüz yok. Evet arkadaşlar, bunlar benim Kuzey Kore'de gördüğüm, hatta hayatım boyunca gördüğüm en ilginç yasalardı, en ilginç devlet kurallarıydı. Gerçekten acayip, ağzımdan çıkmıyor bile kelime. Acayip neydi o kelime ya? Acayip ilginç şeyler yaşanıyormuş arkadaşlar Kuzey Kore'de. Ve gerçekten Allah'a şükürler olsun, burada doğduk, burada yaşıyoruz. Hani düşünsenize, Kuzey Kore'de doğmuşsunuz ve diktatör bir adam tarafından diktatörist bir hayat yaşıyorsunuz. Hayatınız köle olarak yaşıyorsunuz. Sadece yemek yiyip hayatınızı devam ettirmeye çalışıyorsunuz. Karnınızı tok tutuyorsunuz. Gerçekten de çok zor bir hayat bence ya. Gerçekten yaşanılabilir gibi bir şey değil. Ve bu arada arkadaşlar, şimdi video bitti ve ben sizle birkaç şey hakkında konuşmak istiyorum. Bugün günlerden Perşembe ve saat 7 şu anda. Hafta sonu gerçekten çok güzel videolar çekeceğim. Çok bayağı montaj yapacağım videolar çekeceğim. Ve onun dışında uzun zamanlı olarak şu bir ay içerisinde yapacağım çok güzel, çok büyük projeler var. Ve ben onlara çok fazla kafa yoruyorum şu günlerde. Bugün videonun geç gelmesinin sebebi abimin Almanya'ya gitmesiydi. Abim Almanya'ya gitti bugün ve abimle beraber zaman geçirdim. O yüzden video geç geldi. Ve dediğim gibi büyük projelerim var. Ve gerçekten hepinize çok teşekkür ediyorum. Şu zamana kadar yanımda olan, şu zamana kadar beni destekleyen herkese. Ve dediğim gibi Instagram'daki çekilişe katılmak için Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Ve projelerimden bir tanesinde sizinle buluşacağız arkadaşlar. Antalya, Ankara veya İstanbul'da bir buluşma düzenleyeceğim. Ve sizle beraber güzel bir etkinlik yapacağız. Çok güzel bir etkinlik yapacağız. Bu da projelerimden bir tanesi zaten. Onun dışında söylemek istemediğim birkaç tane projem de var. Şurada bir anket var şu anda. Bir dakika. Göstereceğim lan, ibneliğine değil mi? Ve şu anda şurada bir proje var. Tam parmağımla göstereceğim. Evet, şurada bir proje var. Proje değil, pardon, oylama şeysi. Orada bir sonraki bu hafta, orada haftaya yapabileceğim iki tane video var. Videolardan hangisini daha çok istiyorsanız oradan videoyu oylamanızı istiyorum arkadaşlar. En çok oy alan video ilk olarak gelecek. Ayrıyetten de bana vereceğiniz video fikirleri varsa, benim yapmamı istediğiniz videolar varsa yorum olarak yazmayı unutmayın. Ve bir tane arkadaş da hiç durmadan yazıyor, at kafasıyla video çek diye. At kafasıyla da bir tane sokakta video gelecek, onu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi buradaki oylamaya katılmanızı istiyorum. Oradaki oylamaya katılırsanız gerçekten çok mutlu olurum. Çünkü oylamaya katılırsanız, söylediğim gibi büyük projelerle kafam yorgun ama buna değer gerçekten. Çünkü yapacağım şeylerin gerçekten de çok güzel olduğuna inanıyorum ve sizin sayenizde bunları hayata geçirebileceğim. O yüzden hepinize minnettarım arkadaşlar. Ve bu söylediğim şeylere ekstra birkaç şey de söyleyeceğim. Neyse arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer henüz kanalıma abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın.
Ve henüz eğer videoyu beğenmediyseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Eğer videoyu beğendiyseniz hemen aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Dün attığım videoyu henüz izlemediyseniz ise sağdaki videoya tıklayın. Ve sizin için en iyi video olarak seçtiğim videoyu izlemek için de soldaki videoya tıklayın. Ve eğer henüz kanala abone olmadıysanız da ortaya tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.